Tabii iman küfür mücadelesi tarih boyu devam etmiş. Ahir zamandayız. Ahir zamanda da bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu bizde de var. Mesela Avrupa genelde Hristiyan kültürdür. Avrupa'nın da ateistleri de var, deistleri de var. Agnostizmi esas alanlar da var. Oradan dalga dalga bize de geliyor zaten. Oralardaki cereyanlar dünyanın başka yerinde etkiliyor, bizi de etkiliyor. Yani Avrupa için bir derece mazur da görülebilir. Mesela Avrupa'da bozulmuş bir din var diyelim, tahrif edilmiş bir kitap var. Evet. Yani ben tamam Tanrı'ya inanıyorum. Bu kainat onsuz açıklanamaz, olamaz ama bu yani ondan geldiği söylenen bu dini kabul etmiyorum. Belki değil mi orada bir şekilde yani tahrif edilmiş bir dini kabul etmemek mazur görülebilir diyorum ama burada son ebedi geldiği şekliyle teerü taze duran önümüzde bir din var yani. Zaten hani işi oradan başlarsak mukayese daha kolay olacaktır. Yani orada ilim adamları baktılar ki mevcut Hristiyanlıkta bilimle ters düşen epey noktalar var. Ve bunların yanlış olduğunu dile getirdiler. Ama kilise çok sert tavır aldı ve işte Engizisyon mahkemeleriyle yüz binlerce, milyonlarca insanı mahkemelerde yargıladı. Ve epey bir kısmını da idam ettiler. Bir kısmını da cayır cayır yaktılar. Bu gibi durumlar fiilen orada yaşandı. Böyle olunca Avrupa'nın o Orta Çağ'ın karanlığından kurtulma arayışları, çabaları içerisinde bir kısmı çözümü deizmde buldu. Yani Allah'a inanıyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Bu alemi yaratan elbette var. Yaratıcı elbette var. Ama din o kadar da gerekmeyebilir. Dine lüzum yok, peygambere lüzum yok, kitaba lüzum yok. Aklımız bize yeter. Bu şekilde bir akım oralarda meydana geldi. Bazıları da ben Tanrı var da demem, yok da demem. Ben şüpheyle yaklaşıyorum deyip daha böyle muallakta bıraktılar. Dalga dalga bu başka yerleri de tabii etkiliyor. Bizde de belki de Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde daha çok ateist olan epey kimse vardı. Okumuş kesim o yönde bir eğitim de belki aldı. Ortam o şekilde oldu. Ve bizde de ben ateistim diyen, dine muhalif olan kimseler çıktı. Fakat imanla alakalı gerek Bediüzzaman'ın yazdığı eserler, gerek benzeri başka eserler, gerekse bu arada bilimin gelişmesi. Ve düşünen insanlar bakıyorlar ki, yani Allah'ın sanatı gayet aşikar bir şekilde görülüyor. Bir hücrede, bir atomda, her şeyde ilahi sanat görülüyor. İşte mesela robotu yapan var, insanı yapan yok. Böyle bir şey olmaz. Robotu Allah'ın verdiği akılla biz yapıyoruz. Bize o yetki verilmiş. İnsan mı mükemmel, robot mu mükemmel? Elbette insan mükemmel. Robotu yapan var ama insanı yapan yok denilemez. Böyle olunca İnsanlar Allah demek durumunda kalıyor. Bilimin gelişmesi o noktaya götürüyor. Zaten Böylece Kur'an'da burada şey yapıyor yani böyle inseltehum men halakas semavat vel arda le yekulun Allah yani ister istemez Allah evet, diyeceksiniz. çağrına çağır Allah diyecekler. Ve bilimler aracılığıyla Allah'ın varlığı daha aşikar hale geldi diyebiliriz. Yani gelinen nokta bizi oraya götürdü. Böyle olunca pek çok kişi artık ben ateistim diyemiyor. Çünkü bilimsel gerçekler onu mahcup edecek durumda. Ama ben Müslümanım dese emirler, yasaklar var, mükellefiyetler var. Bu da nefsine ağır geliyor. Böyle bir durumda deizm ve agnostizm bazılarına böyle bir çıkış yolu gibi görüldü. Yani ben deistim dediğinizde hiçbir mükellefiyetiniz yok. Ben agnostiyim dediğinizde hiçbir mükellefiyetiniz yok. Hem doğrudan bir ateist olmuyorsunuz, hem de keyfinize göre yaşıyorsunuz. Zannederim bu gibi bir serbestiyetten dolayı kendilerini bir nevi tatmin edebilme açısından ve mükellefiyetten kaçınma açısından insanımızın bir kısmı oralara yöneldi.
Bir kısmında da şüpheler meydana getirildi. Yani şöyle ki, 90'lı yıllara kadar iletişim imkanları evet nispeten vardı ama 90'lı yıllardan itibaren işte Türkiye'de televizyonlar renkli hale geldi. Özel televizyonlar açıldı. Derken internet dünyamıza girdi ve hemen her eve internet bağlantısı kuruldu. Böyle olunca artık bilgiye ulaşmak kolay. Diyelim eskiden televizyonda belli kişiler çıkartılırdı ve onlar meşhur olurlardı. Ama günümüzde YouTube'da isteyen kanal açabiliyor, sesini duyurabiliyor. İyi program yapanlar da var, faydalı program yapanlar ama kafa karıştıranlar da var. Ve kafa karıştıranlar daha dikkat çekici olabiliyor onların anlattığı farklı bir şey. Biraz da cerbeze yapanlar hakkı batıl, batılı hak gösterecek kadar böyle aşırı zekaya değil mi sahip olanlar? Evet, o gibi durumlar. Bunlar İslamiyet'e nereden hücum edilir? Mesela 2001 yılında Amerika'da İkiz Kuleler'e saldırı oldu. Ve bu saldırı Taliban'a, Afganistan'daki Taliban'a fatura edildi. Onlar bunu yaptı şeklinde. Ve o vesileyle yani İslam'a karşı bir antipati meydana getirmeye çalıştılar. İslamofobiya denilen bir İslam korkusu. Zaten Batı'da kısmen vardı bu. İç dünyalarında. Bu gibi olaylarla daha belirgin hale getirdiler. Ben o sıralarda Hollanda'daydım. O olay olduğu sıra. Ve Hollanda televizyonu gün boyu altyazı olarak şu ayeti geçti meal itibariyle. Hollandaca meali. O müşrikleri faktuluhum haythu vecettumuhum. Nerede bulursanız öldürün. Tabii bunun evveli nedir, ahiri nedir bu anlatılmadığında yani işte Hollandalı öyle açıklıyorlar yani. Hollandalı o ayeti gün boyu görüyor bu olaylar münasebetiyle. Ha demek ki Müslümanlar böyle bir zihniyetle yetiştiriliyor. Kutsal kitapları bunu emrediyor. Onlar da öldürüyorlar gibi. O zaman insanlar İslamiyet'e soru işaretiyle bakıyor. Bu ülkemizde de etkili oldu. Ve bazı insanlar İslamiyet'in bu gibi açıklanması gereken noktalarını tek taraflı olarak verdiler. Böyle olunca cihat konusu veya diyelim kadınlarla alakalı kadının şahitliği, işte kölelik konusu bu gibi şeylerde kadının şahitliği derken kısa bir açıklama yapayım. Mesela borçlanmayla ilgili ayetlerden birinde iki tane şahit getirin. Yani iki şahit nezdinde bu olsun. Bu nazara veriliyor. Eğer iki erkek şahit yoksa, bir erkek varsa iki tane de kadın şahit. Burada iki kadının şahitliği bir erkeğe denk görülüyor. Evet. Ve buradan hareketle işte İslamiyet kadını ikinci sınıf gibi görüyor, tahkir ediyor. Bu tarzda saldırı yapıyorlar. Halbuki bunun arka planının ne olduğu bilinse hiçbir sıkıntı yok. O da nedir? 14 asır evvelini düşündüğümüzde kadınlar o kadar da ticari hayatın içinde değil. Yakın zamana kadar ülkemizde de belki pek çok İslam ülkesinde yine o kadar ticari hayatın içinde değildi. Böyle olunca para meselelerini çok bilmeyebilirler. Dolayısıyla hüküm ona göre gelmiş, ona göre değerlendirilmiş. Bu açıdan bakıldığında gayet haklı, gayet yerinde. Ama açıklaması yapılmadığında insanlar soru işaretiyle bakıyor. Bu da epey işletildi görebildiğim kadarıyla. Bayağı bir hücumlar yapıldı ve program yapanların bir kısmı nereden İslam'a saldırılabilir, oradan saldırmaya çalıştılar. Bu da normalde İslami kültürden gelen ama o kadar da bilmeyen kimselerin zihinlerinde soru işaretleri meydana getirdi. Biraz bir boşluğa düştüler. Ama bütün bunların hakikati anlatıldığında yani İslam'la ilgili nereden bir saldırıları varsa bunların tamamına cevap vermek çok da zor değil. Bilenler bunu biliyor. Bunlar düzgün bir şekilde anlatıldığında istifhamlar
izal edilecektir. Ve o şekilde insanımız dine niçin inandığını, dinin niçin gerekli olduğunu bilecektir. Mesela evet. Bediüzzaman diyor ki, nübüvvet beşerde zaruriyedir. Yani peygamberlik insanlık aleminde olmazsa olmazdır. Arı ve karıncaları örnek veriyor. İşte karıncaları emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan bir kudret-i ezeliye elbette insanları da nebisiz bırakmaz. Yani Allah arıyı yönlendiriyor, işlerinden lider çıkarıyor. Karıncaların içinden lider çıkarıyor. Onlarla onların hayatını tanzim ediyor. Ve insan gibi en mükemmel bir varlık. Öte yandan bu insan şehvet yönüyle, gadap yönüyle, hatta akıl yönüyle ifrat tefritlere kayabiliyor. Ve bu kadar kompleks bir varlığa yol gösterilmemesi, tamamen kendi haline bırakılması elbette söz konusu olamaz. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani insan şu dünyada kısa bir hayat yaşıyor. 60-70 yıl ortalama bir hayat ve bir Müslüman dualist olarak bakıyor. Dünya, ahiret. Bugün dünyadayız, yarın ahiretteyiz. فَلْيَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ Her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Buradaki yarın, işte bugün cumaysa cumartesi demek değil. Buradaki yarın ahiret demek. Her insan ahiret için ne hazırladığına baksın. Deistliğin bu noktada verebileceği hiçbir şey yok. Yarın yok onların nazarında. Agnostik olmanın verebileceği hiçbir şey yok. Ve dolayısıyla evet. Hani bazılarıyla alakalı deniliyor ya, ne şehit oldu ne gazi, pisi pisine gitti Niyazi. Pisi pisine bir hayat yaşayacaklar ve pisi pisine şu dünyadan çekip gidecekler. Evet. Halbuki hepimizin insan olarak, değil mi, her kalbin, her vicdanın sonsuzluğa ihtiyacı var. Evet. Yani hepimiz cennet isteriz. Bu dünya bize yetmiyor. Evet. İşte dünya bize dar geliyor. Hepimiz sonsuzluğa ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla o sonsuzluğu kazanmanın yollarını böyle ucuza kaçmadan, yani nefsimizin aldatmalarına kapılmadan, kaçış dediniz ya, bir kaçış. Yani ben şeye benzetiyorum, bu kaçış rampaları şimdi görüyorum, evet, bazı yollarda. Evet. Freni patlarsa şey olsun yani, kaçış rampası ama onun da yol değil o yani. Evet. Bir yere kadar sadece. Şimdi bu tür şeyler kaçış rampaları gibi. Freni patlamış çünkü Allah'a gerektiği gibi inanmayan, Allah'ın dinini kabul etmeyen bir insanın, değil mi, en büyük yolsuzluk bu yani. Şeyi yok, çıkış tarafı yok, teselli bulacak bir tarafı yok. Onun için bu tür aldatmalardan korunmanın, Bediüzzaman'ın yüz kapılı bir saray örneği var. Yani şeytanın getiriyor, biraz çetrefilli, kapalı, açılması zor kapılar var. Aslında 90 kapı açık. Belki 95 kapı açık. Bazı kapılar belki içeriden açılacak. Bazıları şifreli. Direkt açılmıyor yani, şifrelerini öğrenmen gerekiyor. Bazıları da belki hiç açılmayacak. Ama ille de yani girmek istemeyen, bahane arayanlar için de, yani bahane olsun diye imtihan için bırakılmış öyle. Dolayısıyla böyle büyük resmi görmek, açık kapıları görmek ve o kapalı kapıların önüne şeytanın getirip de bu sarayda bir şey yok deyip, halbuki hepimizin muhtaç olduğu o saraydan bizi mahrum etmesine, bırakmasına kanmamak gerekiyor, evet, herhalde. Bir felsefe öğretmeniyle öğretmenler odasında, Milli Eğitim'de görevim esnasında, ikimizin de dersi yoktu. Biraz sohbet ettik. Sohbet esnasında şöyle bir cümle kullanmıştım ben. Dedim ki, bir ilahiyatçı olarak ben de bir felsefe okudum. İlahiyatta felsefe dersleri bayağı var. Dolayısıyla felsefeden biz de az çok nasibimizi aldık. Felsefeyi reddetmiyorum. Elbette felsefede güzel şeyler de var. İstifade etmek lazım. Ama dedim, felsefe her şey değildir. Mesela dedim, felsefe yaratılışı izah edemez. Ölümden sonrasıyla alakalı da bir bakış bize sunamaz. Ama din hem yaratılışı izah eder, hem de ölümden sonrası için bize bir bakış sunar. Dedi ki, yaratılış kelimesini siz kullanıyorsunuz. Ben dedi, yaratılış demem ki. Ben oluşum derim.
O zaman şunu söyledim. Dedim siz sınıftan çıktığınızda tahtayı pırıl pırıl bıraksanız, tahtada hiçbir yazı yok, hiçbir resim yok. Ve tekrar teneffüs sonrası sınıfa gittiğinizde tahtada çok güzel cümleler var, çok güzel resimler var. Bunu birisi yazmış, çizmiş, böyle mi değerlendirirsiniz? Yoksa oluşum olarak mı değerlendirirsiniz? Dedi, ne demek istediğini anlıyorum. Ama dedi, ben yine de bilime inanırım. Evet dedi, bilim şu an oluşumu izah edemiyor. Belki dedi bir 300 yıl geçecek, belki 500 yıl geçecek. Daha sonrasında bilim bunu izah edecek. Bunu ben şuna benzettim adeta. Diyelim bir insan uçurumdan aşağıya doğru düşüyor. O esnada koluna tutunuyor. Tutundum, artık düşmem diyor. Ama senin düşmemen için sabit bir şeye tutunman lazım. Senin gibi düşen bir şeyle kurtulamazsın ki. Ve insan orada gerçekten felsefenin yetersiz olduğunu görüyor. Yaratılışında bir izahı yok, tatmin edici bir izahı yok. Öldükten sonraki hayatın da esamesi bile okunmuyor. Yani felsefede öyle şeyler yok. Ahiretmiş, sevapmış, ahirete hazırlıkmış. Böyle şeylerin hiçbiri felsefe kitaplarında geçmiyor. Evet.